وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Zulme uğramalarından sonra Allah yolunda hicret eden kimselere gelince لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. Dünyada andolsun biz onlara çok güzel imkanlar vereceğiz. Onları çok güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onlara hem dünyevi nimetlerde ihsanda bulunacağız, dünyevi nimetler ihsan edeceğiz. Hem de dünyada onları güzel konumlara yükselteceğiz. Dinleri için zulme uğradılar. Dinleri için hicret ettiler. Dolayısıyla dinleri için zulme uğramalarının da hicret etmelerinin de bir mükafatı olmak üzere dinlerini güçlü kılacağız. Yani dinlerini onların eliyle hakim kılacağız. Önceleri kovalanırlarken, hicret etmek zorunda kalmışlarken, kısa bir süre sonra onlar bu uğrunda hicret ettikleri, kendisi için yaşadıkları, hayatlarını kendisine vakfettikleri dinlerini yeryüzünde onlar vasıtasıyla hakim kılacağız ve onlar bu dinin hakim olduğunu görmekle ve bunun içinde çalışmakla bahtiyar olacaklardır. Gerçekten de ben bütün kalbimle inanıyorum, sizin de inandığınıza inanıyorum. Bu din için samimi olarak bir şey yaptığınız zaman Allahü Teala size vereceği mükafatın bir kısmı olmak üzere o dinin bir yerlerde güzelliklerle anıldığını, güzel bir yerlere geldiğini görürsünüz. Bunu tahmin ederim İslam'a şu veya bu şekilde az ya da çok hizmet etmiş olan herkes hayatının belli bir döneminde şöyle bir arkasına dönüp baktığı zaman arkasına dönüp baktıktan sonra ifade yerindeyse bir de önüne baktığı zaman bu iki bakışta gördüklerini birbirleriyle mukayese ettiği takdirde buna benzer çok küçültülmüş bir numune olarak da olsa tecelliler görecektir. Bu böyledir. Bu Allah yolunda samimi olarak çalışmanın, bir şeyler yapmak için uğraşmanın mükafatıdır. Bu ümmet bu din için bu kadar az çalıştığı halde kim ne derse desin çok büyük mükafatlar verdiğine göre daha fazla çalışırsak bu din için daha çok fedakarlık gösterirsek bu din uğrunda çalışırken karşılaştığımız sıkıntıları daha az önemsersek onlara Allah yolunda olduğumuz için aldırmadan yolumuza daha azim ve kararlılıkla devam edersek Cenab-ı Allah'ın bize göstereceği mükafatlar da inanınız ki çok daha fazla olacaktır. Niçin Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin o ilk kafilesine, o müstesna önderlerine kısa zamanda büyük mükafatlar gösterdi? Niçin? Çünkü fedakarlıkları büyüktü. Bakın, Habbab bin el-Eret radıyallahu anh diye bir sahabi vardır. Onun iki tane hadisini hatırlatacağım. Diyor ki Habbab bin el-Eret, bir gün Resulullah'ın yanına gittim, işkenceden sonra tabii. Ya Resulallah dedim, bizim için dua etmeyecek misin? Bize Allah'tan yardım dilemeyecek misin? Resulullah Kabe'nin gölgesinde üst paltosu durumundaki diyelim ridasını çıkarmış.
sarmış ona yaslanmıştı. Doğruldu, dedi ki şu hadiseye bak. Allah'a yemin ederim sizden öncekiler iman ettiler diye alır yakalanır. Kazılmış çukurlara oturtulur, indirilir. Testerelerle kafalarının ortasından ikiye biçilirler diye. Aman yarabbi. Tasavvurunu bile havsala almıyor. Mezba. Evet. Bu dahi o insanları imanlarından geri çevirmezdi. Bu birinci sahne. Allah'a yemin ederim diyor yine. Devam ediyor. Önceki için de yemin etti, bunun için de yemin ediyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Atlı Sana'dan Hadramevt'e kadar. Biri Güney Arabistan'ın bir ucu, öbürü öbür ucu. Seyahat edecek. Kalbinde bir Allah korkusu, bir de kurdun koyunlarına saldırma korkusundan başka hiçbir korku olmayacak. Ama siz acele ediyorsunuz. Allah'a emanet. Niye acele ediyorsun? Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gaybı da biliyor. Allah'ın öğretmesi dolayısıyla biliyor ve gösteriyor ümmete. Siz buradan buraya geleceksiniz diyor. Bu birinci hadis. Yine Habbab, aynı Habbab radıyallahu anh anlatıyor. Bir yerde vali, şu anda tam hatırlamıyorum yerini. Diyor ki Mekke'de diyor öyle sersefil kimseler vardık ki yokluk, sefalet içindeydi. Bunlardan kimileri dünyadan nasiplerini almadan gittiler. Ammar bunlardan biriydi diyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Öldüğü zaman diyor, onu kefenleyecek yeterli bir şey de bulamadım diyor. Şimdi diyor onlardan benim gibi bazı kimseler kaldı. Kimileri işte Allah'ın ecrini ahirette taslamam alacak. Benim gibi bazı kimseler de diyor hayatta kalanlar arasında içinde nimetler içerisinde gidip gelmeyen, böyle istediği gibi gidip gelmeyen, yani uçsuz bucaksız nimetlere gark olmamış kimse kalmadı diyor. Tabii acaba diyor bu ahiretteki ecrimizi azaltıyor mu endişesini de ifade ediyor. Şimdi aynı Habbab Mekke'de böyle söylüyor Resulullah'a. Yine aynı Habbab hayatta radıyallahu anh içinde yaşadığı nimetleri anlatıyor. Nasıl? Allah'ın vaadi gerçekleşti mi? Örneklerinden bir örnek bu. Yani diyor ki Cenab-ı Allah, bakın diyor ey benim uğrumda hicret edenler. Ben sizi bu şekilde mükafatlandırdım. Bundan önce de dedim ki sizlere ihtilaf edenler dünyada hak dava uğrunda, din uğrunda anlaşmazlığa düşenlere kimin haklı, kimin haksız olduğunu da göstereceğim. Bir yakın vaattir hicret edenler için dünyada onları yerleştireceğiz, imkan sahibi yapacağız dedi. Gerçekleşti. O halde Allah vaadinden caymaz. Ahirete dair vaadleri de tıpkı dünyadaki vaadleri gerçekleştiği gibi gerçekleşecektir. Dünyada Cenab-ı Allah müminlere ne söz verdiyse, kafirlere ne söz verdiyse gerçekleşti. Ne dedi daha ta Mekke'deyken müşriklere? قَالُوا اِنَّ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dubur dedi. Mekkeli müşrikler dediler ki biz birbirine yardım eden güçlü ve zafere kavuşan, koşan güçlü bir topluluğuz dediler. Müminlere karşı, o zayıf müminlere karşı. Ne dedi Allahü Teala? Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dubur. Pek yakında sizin bu topluluğunuz bozguna uğrayacak,
arkalarını dönüp kaçacaklar diyor. Oldu mu? Oldu. Gulibetir Rumu fi ednel arz dedi. Ve min ba'di galebihim seyaglibune fi bad'i sinin. Yevme izin yefrahun mu'minune bi nasrillah diyor. Müminler, pardon, Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Bu yenilgiye uğramalarından kısa bir süre sonra pek yakında galip gelecekler. Emir öncesinde de sonrasında da lillahil emru min kablu ve min ba'd. Emir öncesinde de sonunda da Allah'ındır. Her zaman onundur yani. Ve o gün geleceği zaman müminler de Allah'ın yardımıyla, zaferiyle sevineceklerdir. Gerçekleşti mi bu vaat? Gerçekleşti. Bir vaat daha var. Önemli bir vaat. Müminlere. Vallahu mutimmu nurihi velau kerihel kafirun. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile. Müşrikler hoş görmese bile. Nasıl tamamlanacak nur? İslam'ın o adaletli gölgesi, hakimiyeti bütün dünyayı kuşattığı zaman. Biz bunlara da iman ediyoruz. Bizden önceki müminler görmedikleri ama gerçekleşeceğinden emin oldukları, az önce bir kısmına temas ettiğim, geleceğe dair hakiki Allah'ın hakikat olan vaatlerine de inandılar. Biz geçmişteki vaatlerin gerçekleştiğinden emin olduğumuz gibi Allah'ın gelecekteki vaatlerinin de gerçekleşeceğinden aynı şekilde eminiz. Fakat Cenab-ı Allah'tan bir niyazımız da var. Ya Rabbi, bu nihai zaferin, hedefin, bu büyük hedef gerçekleşmesinde bizi de hissedar yap. Bizim de bir payımız olsun güzel işte. İslam için ve beşeriyet için gerçekleşecek olan bu güzel neticede bizim de katkımız olsun ya Rabbi. Bu şereften bizi mahrum etmemesini niyaz ediyoruz. Fakat bir güzel şey daha var ki en güzeli o. Ve le ecrul ahireti ekbar lev kanu ya'lemun. Allah. Ahiretin mükafatı ise andolsun çok daha büyüktür. Keşke bilseler. Keşke bilseler. Kimler için bunlar? اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah Allah. Onlar o kimseler ki sabrettiler ve Rablerine tevekkül ederler. İlk anda kolay gibi gelir ama ikisi de çok zordur. İkisi de çok zor. Ufak sıkıntılarla karşılaştığımız zaman ne biçim telaş kaplıyor bizi. Tevekkülün rahatlığını unutuveriyoruz. Telaşa kapılmanın da sağlayacak bir faydası da yok halbuki. Faydasız olacağı zamanlarda telaşlanıyoruz. Fayda verecekse telaşlanalım. Bir şeyler yapabileceksek yapalım. Yapmak zorundayız yapılabilecek şeyler varsa da. Ama yoksa ölümün yaklaştığını hissediyorsun. Kendini yerden yere vur, ne olacak? Hiçbir şey ifade etmez. Ama aklını başına toplasa insan, Rabbim nasip buyursun. Şimdi Allah'a daha yakın olacak zamandır dese insan.
kendisini biraz daha toparlasa, bildiği bilmediği günahları dolayısıyla Rabbine daha çok yalvarsa, "Ya Rabbi kusurlarımla sen beni kabul et, onları da affet" diyebilse, işte tevekkül budur mesela. Sıkıntılar geldi, çarptı. Maazallah, Allah kimseye vermez. E buna da can dayanır mı dedin. Ay, gitti sabır. Ben buna nasıl tahammül ederim? Sen edemezsin. Allah'tan yardım. Demeyeceksin. Dememeye çalışacaksın. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Es-sabru indes-sadmetil ula. Sabır, o musibetin gelip şöyle bir ilk çarptığı zamanda ortaya çıkar diyor. O anda gösterilebilmeli diyor. Uğradığın musibet, senin imani muhakemeni sana kaybettirmemeli. O muhakeme neticesinde alman gereken doğru duruşu, doğru tavrı aldırmalı. Onun için bu şekilde sabredenlere ne diyor Cenab-ı Allah? İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir. Benzersiz bir ayet-i kerimedir bu. Böyle hesapsız ecirleri verilir diye Kur'an-ı Kerim'de şu anda hatırlamıyorum. Başka bir amel var mı bilmiyorum. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Ne taneyle hesap edilir, ne kileyle, ne ölçekle, ne bileyim yani, ne kilometrelerle, ne dönümlerle, hiçbir şeyle hesap edilmez. Katlarla, köşklerle hiçbir şeyle hesap edilmez. Sayısız. Hesap yok. Allah Allah. Bir taraftan Cenab-ı Allah'ın mülkü ve ihsanı ne kadar geniş. Öbür taraftan sabır ne kadar büyük. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilecek. Peki sabır ne? Sabır büyük bir şey. İtaat üzere sabır. Kısımlarıdır bunlar. İtaatin bedeli ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, sana ödeteceği bedel ne olursa olsun, itaat üzere sabredebiliyoruz. İşte sen onlardansın. Ecirleri kendilerine hesapsız verileceklerdensin. Masiyete karşı sabır. Bedelim ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, sana çektireceği sıkıntı ne olursa olsun, harama karşı direnebiliyoruz. Harama yönelmiyoruz. Çaresizsin, maddi imkansızlıklar içerisindesin. Karşına öyle bir haram yol çıkıyor ki servete boğulacaksın. Olabilir mi? Olur. Çok olur böyle, hele günümüzde, ama ufak bir çanta taşırsın, sana belki ömrün boyunca göremeyeceği paraları verenler var maazallah. Hayır arkadaş. Benim dinim pazarlık konusu olmaz diyeceksin. Benim davam satılık değildir. O zaman sabredenlerdensin. Gençsin, kan fıkır fıkır kaynıyor. En şeytani güzelliklerle karşında rahatlıkla haram işleyebiliyor. Kendini zapt edemiyorsun icabında.
Hayır arkadaş, Rabbimin mükafatı daha hayırlı ve daha büyüktür diyeceksin. Diyebildin mi sabredenlerdensin? Ve buna benzer. Cenab-ı Allah bazen sizleri, insanı öyle sert imtihanlara tabi tutuyor ki onun karşısında direnebilmek ancak iman ile mümkün olur. İmanın baskın gelmesi hali dışında hiçbir şekilde dayanılamayacak kadar zorlu imtihanlar her zaman herkesin karşısına çıkabilir. İşte sabır budur. Masiyete karşı sabır budur. İtaat üzere sabır budur. Ve bir diğer sabır, az önce bahsettiğimiz musibetin ilk böyle hani 80 kilometre hızla giden bir tır çarptı farz edin. Öyle gelip çarpıyor musibetler. Maazallah. Rabbim metanet versin her kimse için. İşte o da sabır. Bunları atlatabildin mi? Bu gibi imtihanlar her zaman olmaz. Hayatta ama bazısında Allah-u Teala daha çoktur. Onun bileceği bir iş. Onun için ne diyoruz? Rabbim takatimizin yetmeyeceği ağır yüklerle bizlere yükleme. Önemli. Yük vereceksen taşıyabilecek gücü de ver. Amin. Yükü veren de sen, gücü verecek olan da sen. Hiçbir şey senin iraden dışında değil, kudretin dışında değil. Celle Celaluhu ve La İlahe. Onun için sabretmek çok, çok zor. Benzeri rızıkla imtihan edilirsin. Haram rızık, haram bir yollar, üf, alabildiğine para kazanırsın. Helal var, sıkıntıdan kurtulamıyorsun. Evde çoluk çocuk var, ya senin yaptığın akıl mı diyor mesela. Şu işi bir yapsan, bir defalığına da olsa köye döneriz falan. Bir taraftan ifade yerindeyse dünya servetinin kışkırtıcılığı. Öbür taraftan fakirliğin veya çaresizliğin baskısı. Bir diğer taraftan hiçbir şekilde sıkıntıya düşmelerini arzu etmediğin evladu iyalin. Gel de ben helaldan vazgeçmiyorum. Allah'a tevekkül edeceğim bu günler bitecek diye direneceksin. İşte Cenab-ı Allah sen o zor zamanında Allah'ı unutmadın ya, o sıkıntılı zamanlarda Allah'ı hatırladın ya, işte Allah'ın seni anması budur. Ama kardeşlerimiz işin kolayındadırlar. Efendim kutsi hadiste Cenab-ı Allah demiyor mu? Kulum beni zikrettiği zaman ben de onu zikrederim. Buradaki zikir Allah Allah demek elbette Allah'ı zikretmektir de, Allah'ı zikretmek böyle olur. Böyle olur. Allah gerçekten seni o zaman anar. Rahmetiyle anar. Senin imdadına koşar. Sana sebat verir. Kalbini rahatlatır. Huzura, sükuna boğar. İfade edilirse. Şey dersin, sıkıntı nedir bilmezsin o zaman. Sabretmenin acısı sabır. En acı bitkilerden birisidir, zehirlidir acısı. Ondan dolayı sabır da acıdır, meyveçi tatlıdır diyoruz ya Türkçe'de. O buradan geliyor, kelime anlamından, sabırın kelime anlamından geliyor. Rabbim bizleri hakkıyla sabredenlerden ve tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Yine böyle bir ifade yerindeyse az önce bahsettiğimiz şekilde bir ayırım geldi, bir makas geldi ayetlerde. Hemen bundan sonra bakıyorsunuz ne diyor Cenab-ı Allah 43. ayet-i kerimede? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا
nuhi ileyhim. Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz adamlar, erkekler göndermiştik. Tabi İslam alimleri buradan hareketle, kelamcılar, akaid alimleri işte bu ayet-i kerimeden hareketle kadınlardan peygamber olmaz. Doğrudur. Fakat mesele ondan ibaret değil. Bu ayet-i kerimede ele alınması gereken meseleden de önemlisi şu. Bir yukarıya gibi bakacaksın. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu sana bildirdiğimiz ölümden sonra diriliş ile ilgili hakikatler, ahiret ile alakalı hakikatler, hemen en yakından bahsediyoruz. Ve daha önce özellikle 36. ayet-i kerimede geçen dersimizden, son ayetten bir önceki ayet, gördüğümüz son ayet. Biz her ümmet arasında bir Resul göndermiştik diyor. Allah Allah. Ne dedik onlara? Ne demelerini emrettik? Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun dedik. Öncekilere vahyettik bunu. İşte tekrar söylüyor. Biz senden önce bu şekilde vahyettiğimiz adamlar gönderdik bunları. Sana neyi vahyettiysek, iman ile alakalı, hatta birçok şeriat hükmüyle alakalı, onlara mesela neyi farz kıldıysak sana da farz kıldık. Sayısı, adedi, şekli belki farklı olabilir. Onlara neyi yasakladıysa sana da yasakladık. Bazıları da fark bulunabilir. O ayrı bir şey. Ama teklif genel olarak senden önceki bütün rasullere ve rasullerin ümmetlerine mevzubahisti. Sana da onlara da bunları vahyettik, sana da vahyettik. Ve işin esası Allah'a ibadet etmek, tağuttan uzak durmak. Bunu vahyettik diyor. Bir sonraki ayet-i kerimeyle, yani aşağı yukarı 8-9 ayet öncesiyle irtibatını sağlayacağız böylelikle. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, bu hakikatlerden haberiniz yoksa, o zaman bilenlere sorunuz. Hatırlayanlara sorunuz. Bu gerçeklerden, bu hakikatlerden haberdar olanlardan öğreniniz. Ya. İlim adamları işte buradan da şunu sonucu çıkartmışlar. İlim ayağa getirilmez. İlmin ayağına gidilir. Siz sorun diyor. Onlar gelsin size öğretsinler demiyor. Bilmiyorsanız gidin sorun diyor. Ayet böyle diyor. İslam alimleri de bunu böyle çıkarmışlar. Dünya tersine döndü diyorlar ya. Ya şimdi bir şeyler bilenler, bir şeyler öğretmek için insanların peşinden koşuyor. Ne yapsın? Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, ağaç bize gelmezse biz ağaca gideriz. Bu hale geliyor. Hayır. Hayır. İlim adamları eskilerin deyimiyle yemekteki tuz gibidir. Yemeğe tat getirirler. Onlardan insanların istifade etmelerine bakmaları lazım. Tuz nasıl az kullanılmakla birlikte yemeği bir şeye benzetiyorsa, alimlerin bile sizlere söyleyecekleri bir iki kelime, cahillere söz meclisten dışarı söyleyecekleri bir iki kelime az olmakla birlikte, tuzun yemeğin tadını tuzunu yerine getirdiği gibi onların işlerine o şekilde yarayacaktır. Alimlere sormak şöyle dursun. Yine şimdi hamdolsun iyi kötü fena değil. Alimlerin durumu diyelim. Varsa eğer tabii. Biz kendimizi talebe kabul edebilirsek ne hala. Alimlerle alay edildi. Alimlerin temsil ettikleri dinle alimlerin şahsında alay edildiği.
Ya. Yeri midir değil midir bilmiyorum, kısa hayatımdan birebir yaşadığım bir hadise. Bunlar belki anlatılması gereken şeyler. İmam Hatip'ten mezunum. Bir camide imamlık yapıyorum. Baktım bir yaşlı zat geldi. Başında fötr şapka. Onunla namaz kılıyor. Allah Allah. Ya o ikindi namazıydı, çok iyi hatırlıyorum. Namazı nasıl kıldırdığımı bilmiyorum. Neyse bitirdim namazı. Müezzin efendi tesbihata başlamadan hemen sözünü kesti. Dedim ki bazıları dedim fotörle namaz kılmaya kalkıştı dedi. Secdeye mani olabilir, secdesiz de namaz olmaz dedi. Şimdi ben caddenin alt tarafında bir yerde bir camide imamlık yapıyorum. Benim çıkan cemaat yakın bir yerde de rahmetli babamın namaz kıldırdığı cami var. O da imamlık yapıyordu. Babam benim cami cemaatiyle karşılaşıyor. 2-3 kişi. Onlar da doğrudan senin oğlum böyle konuştu demiyorlar. Kendi aralarında yüksek sesle konuşuyorlar. Ya fotör şapkasıyla namaz kılmak caiz değilmiş. Konuşuyorlar. Babam onların söylediklerini duyuyor. Onların gayeleri zaten o. Kim dedi diyor onlara? Senin oğlun söyledi diyor. Bir iki dakika sonra ben çıkıyorum. Benimle karşılaşıyor. Gel bakayım diyor. Buyur bakalım. Sen böyle bir şey söyledin mi? Yok. Evet söyledim. Böyle böyle oldu. Ben de söyledim. Yavrum dedi, söyleme dedi. Mardin müftüsünü dedi sarığıyla boynuna dolayıp yerde sürüklediklerini gözlerimle gördüm dedi ve ağladı. Gözlerimle gördüm dedi ve gözlerinden yaş aktı. Ya dini bu hale sokmak istediler. İlim adamını, müftüyü yerlerde sürükleyerek işte dininiz budur dediler. Ayaklarımızın altına alıyoruz dediler. Allah'a savaş açmış olanlardan bizden rahmet okumalarımızı bekliyorlar. Gidin işinize ya. Böyle bir şey olur. Allah'a savaş açmışsınız. Biz rahmet okusak ne yazar? Birileri mevlid okusa ne yazar? Hikaye. Onun için İlim adamlarını şahsları için değil, misyonları ve mesajları dolayısıyla ümmet hep saygılı, saygı duymuştur ilim adamlarına. İlim adamları ifade yerindeyse bir zarftır. O zarfın mazrufu vardır. Zarfın içinde bilgileri vardır, ilimleri vardır. Bu din için gayretleri vardır. Göstermelik dini şuradan buradan didikleyen ilim adamı diye veya şey diye geçinenlerden bahsetmiyoruz. Biz gerçek manada peygamber mirasçısı olmak isteyen ilim adamlarından bahsediyoruz. Bu ilim adamlarına hayattayken de ölümden sonra da bir saygı duymak zorundayız. Onları rahmetle yad etmek durumundayız. Küçüklerinden büyüklerine kadar onların bu dine katkıları çoktur. Ve biz yine bu din için onları seviyoruz. Onları sayıyoruz, onlara ihtiram duyuyoruz. Bil beyinati ve zubur. Eğer apaçık delilleri ve kitapları bilmiyorsanız, siz bilenlere sorun. Ve enzelna ileyke zikra li tubeyyine linnâsi mâ nüzile ileyhim. Ve biz sana bu zikri, Kur'an'ı insanlara kendilerine indirilenleri beyan etmen için indirdik. Ve leallehum yetefekkerûn. Ve olur ki
tefekkür ederler. Burada kalalım inşallah önümüzdeki ders. Ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâs kısmı üzerinde. Yani zikri insanlara beyan etmen için sana bu zikri indirdik. Buyruğundan başlayarak devam edeceğiz inşallah.